Merhabalar sevgili çocuklar. Yine karşınızdayım. Sizler için güzel bir masal hazırladım. Yine her zaman olduğu gibi sevgili çocuklar. Hadi bakalım ekranların karşısında yerlerinizi alın. Şöyle arkanıza keyifle bir yaslanın. Güzel bir masal dinlemek üzere. Evet sevgili çocuklar. Okullar kapanıp tatil olunca bizim Dursun'un ailesi Dursun'u hem cep açlığını çıkarsın hem bir meslek öğrensin diye bir ayakkabı tamirhanesine çırak olarak verirler. Dursun'un ilk çıraklık gününde Dursun'u ayakkabı tamirhanesinde tamirhanenin baş ustası Salomon usta karşılar. Oy uşağım, ben sana burada çok şey öğreteceğim. Benden öğreneceğin çok şey var. Ama benim bugün bir isim var. Akşama kadar dönmeyeceğim. Bu atölyemizi, dükkanımızı güzelce pırıl pırıl temizleyesin. Akşama döndüğümde atölyeyi pırıl pırıl isterim. Yağ döküp yalayacağım der. Bizim Dursun her ne kadar yaşı 12 olsa da yanakları bıngıl bıngıldır. Kilo maşallah 80'dir. Tamam ustacığım sen merak etme. Sen dönünceye kadar ben bu atölyeyi pırıl pırıl yaparım der. Salomon usta eyvallah der ve atölyeden ayrılır işini görmek üzere. Bizim Dursun eline süpürgeyi alır başlar atölyeyi temizlemeye sevgili çocuklar. Atölyenin şöyle ortalık bir yerinde derilerin bulunduğu bir sandık vardır çocuklar. Dur der, şu sandığı şuradan ittireyim de sandığın altını da temizleyeyim der. Sandığı şöyle ittirir. Ah ne görsün, sandığın altında bir tane 20 lira durmuyor mu? Hemen o parayı alır, şöyle bir bakar. Aa der, galiba Salomon usta beni sınamak için bu parayı buraya koydu der. Ben bu parayı hemen götüreyim. Çekmeceye koyayım, akşam Salomon usta atölyeye döndüğünde kendisine veririm der. Güzel bir davranış değil mi çocuklar? Hemen götürüyor parayı kasaya, çekmeceye bırakıyor ve tekrar atölyeyi temizlemeye başlıyor. Atölyeyi temizlerken uzaklardan bir ses. Taze lokmalarım var, taze lokmalarım var. Taze lokmalarım var diye bağıran bir Trabzonlu gelir atölyeye. Oy uşağı, taze lokmalarım var. Vereyim mi bundan sana ha? Almaz mısın benden taze lokma? İstemez misin? Dursun tatlıyı çok seviyormuş çocuklar. Ağzının suyu akmış ama Dursun'dan tatlı alacak para yokmuş. Öyle de olunca hayırdır? Ben lokma mokma istemiyorum. Hadi git buradan der. Oy uşağım neden istemezsin? Baksana bunlar tazecik. Bunların nasıl yapıldığını sen biliyor musun uşağım? Bunlar ta Karadeniz'in yüksek tepelerindeki yaylalarda yetişen mısırlardan yapılan undan yapılmıştır. Bak çıtır çıtır tazecik. Hadi gel bana veresin bir 20 lira vereyim sana bu taze lokmalardan der. Çocuk hayır der. Hayır istemiyorum git buradan der. Oradan lokmacıyı gönderir, başlar tekrar atölyeyi temizlemeye. Tam atölyeyi temizlerken böyle uzaktan bir ses daha gelir. Dondurmam kaymak, dondurmam kaymak, koymak dondurmam. Atölyenin önüne gelir. Abi kız hanım, dondurmam kaymaktır. Vereyim ister misin? Trakyalı bir dondurmacım bu kez. Dondurmayı da çok seviyor bizim Dursun ama dondurma alacak parası yok. Kasada 20 lira var ama ona dokunamaz. Çünkü o para Salomon Usta'nın parası olduğunu düşünüyor. Hayır der, ben dondurma falan istemiyorum. Abi kız hanım, neden istemezsin be? Bak kaymaklı, vişneli, çikolatalı dondurmalarım var. Vereyim mi sana bir külak ha? İstemez misin? Bir külak dondurma vereceğim sana be ya. Hayır der, istemem. Hadi git buradan der. Dondurmacıyı da gönderir.
Ama bizi Dursun iyiden iyiye acıkmaya başlamıştır çocuklar. Vakit öğlene yaklaşmıştır. Yeniden Dursun dükkanı temizlemeye başlar. Bir ses daha duyulur uzaklarda. Lahmacuncu, lahmacuncu, lahmacuncu. Dükkanın önüne gelir lahmacuncu. Abet olsunum, vereyim mi sana buradan bir lahmacun, ha? İstemez misin? Bak, çıtır çıtır bu lahmacunları şöyle saracaksın. Elini alacaksın, başlayacaksın yukarıdan ısırmaya, ha? Çıtır çıtır, istemez misin oğlum? Dursuncuğum, ha? Dursun, ağzının suları akmaktadır lahmacunu görünce. Ama almaz, çünkü biliyorsunuz parası yok. Lahmacuncuyu da gönderir ve arkasından tanıdık bir kadın sesi. Baklavalarım var, baklavalarım var, baklavalarım var, taze baklava. Kim bu biliyor musunuz? Tanıdık bir ses. Arap bacı. Abi çocuğum, ister misin buradan sana taze baklavalar vereyim, ha? Yok teyze, ben baklava istemiyorum. Ama çok taze. Bu kadar tazesini bulamazsın hiçbir yerde. Gel, sana bu baklavalarından vereyim. Yok der, istemez. Hadi teyzeciğim, sen baklavalarını başka yerde sat der. Onu da gönderir ve başlar dükkanı temizlemeye. Temizlik bitmiştir. Açlıktan ve yorgunluktan bir taf düşmüştür bizim Dursun sevgili çocuklar. Bir kenarda Dursun dinlenmeye çalışırken bu arada Salomon usta atölyeye girer. Oo, maşallah maşallah. Evladım, burayı pırıl pırıl etmişsin. Bal dök yala yapmışsın. Aferin sana. Çok memnun kaldım senden. Bu arada Dursun hemen koşar, kasaya koyduğu 20 lirayı hatırlar. Hemen çekmeceye çeker, kasadan getirir 20 lirayı. Ustacığım, şu deri sandığını ittirdim temizlemek için. Altından 20 lira buldum. Bu galiba senin paran. Buyur der. Dursun'un bu davranışından Salomon usta çok bahtiyar olmuştur sevgili çocuklar. Artık Dursun güvenilir bir çocuktur. Aferin be evladım sana der. Sana artık işimi ve atölyemi güvenebilirim. Bak, o kadar satıcılar geldi, kasada para olduğu halde hiçbirinden alışveriş yapmadı. Sana güveniyorum be çocuğum. Al der. Bu para senin ananın ak sütü gibi helal olsun. Senin ilk haftalığı. Bunu güle güle kullan der. 20 lirayı bizim Dursun'a verir. Salomon usta'nın bu arada elinde poşetin içerisinde bir sürü yiyecek vardır. Al bakalım köfte or. Bunlar da senin. Afiyetle yesin bunları der. Bizim Dursun alır poşeti bir açar ki anam 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 içinde lahmacunlar, lokmalar, dondurmalar, baklavalar. Oh, Dursun büyük bir keyifle alır, atölyenin dibine geçer ve afiyetle karnını doyurur. O günden sonra o atölyenin en sadık, en güvenilir insanlarından bir tanesidir artık Dursun. İlk gününde bu kadar çok sevilmiştir ki Dursun ve bu şekilde mesleğini de Salomon usta'dan gayet güzel bir şekilde öğrenmiştir. Sevgili çocuklar, biliyor musunuz? O kadar çok gereksiz alışveriş yapıyoruz ki bu ülkede. O kadar çok reklamlar var ki gerçeği yansıtmayan. Habire bizim alışveriş yapmamıza, lüzumsuz yere alışveriş yapmamızı bizi körükleyen reklamlar var. Siz siz olun, gereksiz, lüzumsuz hiçbir alışveriş yapmayın. Gereksiz abur cuburlarla karnınızı, midenizi, ne olduğu bilmediğiniz gıdalarla doyurmaya çalışmayın. Eğer ki böyle yaparsanız bizim Dursun gibi yaşınız 12'de olsa kilonuz 80'e çıkacaktır. Obezite olacaksınız, Allah korusun. Siz annenizin yaptığı pastalardan, böreklerden yeteri miktarda yemeye çalışın. Tamam mı çocuklar? Unutmayın, her zaman dürüstlük kazanır. Her zaman yardımlaşan iyi niyetli insanlar kazanır. Sizlerin de iyi niyetli birer insan olmasını diliyorum. Hoşça kalın.
Sevgiyle kalın. Bir başka masalda buluşmak üzere dileğiyle. Hoşça kalın.